Merhabalar, ben kalıcı makyaj uzmanı Tuğba Efeoğlu Turgut. Canlı Tuvaller programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz meslektaşım, yani kalıcı makyaj uzmanı Ender Güneş Bey. Hoş geldiniz Ender Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yerimiz 4. Levent'te. Evet, doğrudur. 4. Levent'te. Genç uzmanlarımızdan aramıza hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. Biraz kendimizden bahsedelim öncelikle. Ender Güneş, henüz 22 yaşındayım. Çok gençiz maşallah. Evet. Ortağımla birlikte bu yola çıktık. Dilek Sarı. Salon Change. Change yani olarak. Değişmek isteyenler. Evet, değişmek isteyenleri aslında biz her insan değişmeyi hak ediyor olarak düşünüyoruz. Bundan dolayı ismimiz Change. Yerimiz Tekfen Tower'da, 4. Levent'te. Çok güzel. Dilek Hanım'la biz bu yola çıktık. Ortağım kendisi. Maşallah. O da kalıcı makyaj, aynı zamanda da yine profesyonel makyaj uzmanı. Makyaj uzmanı, çok pardon. Daha sonrasında Hollanda'dan Makeup Studio denilen bir kuruluş var. Oradan eğitimimizi aldık. Orada tanıştık zaten. Uluslararası. Evet, uluslararası bir sertifikamız var, geçerli. Daha sonra ne yapmalıyız, Türkiye'de ne yapabiliriz diye düşündük. Çoğunlukla yurt dışından müşterilerimizde devam ediyoruz. Yani yurt dışından zaten gelenler de sizi kolaycına bulabilirler. Bugün tabii ki. Zaten bugün bu programda da bütün bilgilerimiz geçerli. Evet. Neler uygulanılıyor? Önce salonumuzdan bahsedelim. Yavaş yavaş açacağız. Neler yapılıyor salonunuzda? Tabii ben ki. Saç simülikasyonu, evet. Kalıcı makyaj, evet. Microblading yani kalıcı kaş kontürü. Bir de botoks, güzellik. Hepsine evet. Tek tek girelim. Önce tamam. Saçtan başlayalım mesela. Şöyle, öncelikle erkek müşterilerimiz. Erkek müşterilerimiz arasında hastalarımız. Onların en büyük sorunu zaten biliyorsunuz ki çoğunlukla erkeklerde kellik. Evet. Açıklıklar. Saç ekiminden sonra oluşan yara izleri. Bunlar. Bunlara yönelik olarak bizim ilk olarak tercihimiz az saçı olan hastalarımız. Ya da saçı hiç yoksa en azından saç ekimini deneyen hastalarımız. Çünkü ilk öncelikle bizim müşterilerimize, hastalarımıza önerdiğimiz işlem, evet siz öncelikle tıbbi olarak en azından saç ekimini deneyin. Eğer başarılı olamıyorsanız biz size bu konuda saç simülasyonu işlemiyle yardımcı olalım, yardım edelim. Bazı hastalarımız hiçbir şekilde saç ekimi dahi istemiyorlar, denemek istemediklerini söylüyorlar. Kesin hemen kalıcı çözüm üretilmesini istiyorlar. Bu durumlarda saç simülasyonunu hemen uyguluyoruz. Tedavi değil. Öncelikle onu üstüne değil. Üstüne basa basa konuşalım. Tedavi değil. Çünkü bazen tedavi, hani diyorlar mesela saç mı ekiyorsunuz? Ya burada tedavi değil ama kamuflaj gibi galiba. Kamuflaj, gölgelendirme. Gölgelendirme. Aslında bir illüzyon uyguluyoruz biz. Değil mi? Yani yapmış öyle bir görüntü. Yapmış olduğumuz işlem illüzyon. Yani hani hastamız geldiğinde bu işlem yapılıyor. 6 yıl kalıcılığı var. 6 evet, yıl sonra sadece tekrardan bir rütuşla aynı canlılığı, aynı görüntüyü sağlayabiliyoruz. Kesin sonuç olarak 6 yıl. 6 yıl böyle yıl 3 boyutlu gibi görünüyor aslında, evet. Kamuflaj tarzında. Şimdi biz bunu mesela örnek veriyorum. Biz bir tane müşterimiz geldi. Yapmamız evet. Gereken ne kadar işlem sürüyor, ne kadar sağ sürüyor. Gerçi ebatına göre de değişiyordur mesela. Evet. Yani avucumun içi kadar bir işlem. Önce kremlemi bekliyoruz. Bana biraz uygulamalardan bahsedebilir tabii misiniz? Tabii ki. İlk olarak hastamızda uygulanacak bölge tespit ediliyor. Demiş olduğunuz gibi ufak bölge olabiliyor, daha büyük tabii. olabiliyor ve tamamen kellik olabiliyor. Tamamen kelliklerde en uzun saat dilimleri uygulanıyor. Aslında orada evet. Çok uğraştırıcı bir işlem. 12 saate kadar uzayan işlemler de mevcut. Evet. Ama ilk etapta söylemiş olduğum gibi az saçı olan müşterilerimizde ortalama yarım saat, 1,5 saat, 3 saate kadar uzayan işlemler oluyor. Yapılan işlem müşterimiz karşılanıyor. Daha sonrasında topik lokal uygulaması yapılıyor. Kesinlikle iğneli lokal anestezi yapmıyoruz. Çünkü kafa derisi evet, bir de. Kafa derisi yani. En tehlikeli bölge zaten normal şartlarda. Lokal anestezi uygulaması yapmıyoruz. Sadece orada topik lokal kremle aynen. Uyuşturma yapıyoruz. Normal dövme uyuşturucusu gibi düşünün. Daha sonrasında ortalama 20 dakikalık bir bekleme süresi var. 20 dakikanın sonrasında müşterimize uygulama yapılıyor. Uygulama artık uygulama esnasında tabii ki müşterimize molalar da verilebiliyor. Kahve molası verebiliyor. Kahvesini içebiliyor. Biraz da rahatlıyorlar. Rahatlıyor. Psikolojik bende. Daha sonrasında uygulaması bitiyor. Uygulama bittikten sonra hemen aynaya baktığında
Çok güzel bir görüntüyle karşılaşıyor. Herhangi bir bakımı var mı Ender Beyciğim? Uygulama sonrası. Yani rütüş tarzında bir ay sonra kontrolümüz var mı? Bir ay sonrasında kontrol veriyoruz. Kontrole geldiklerinde eğer açılma varsa, bu çok zor karşılaştığımız bir durum aslında açılmalar. Çünkü kullanmış olduğumuz boyalardan kaynaklı. Evet, bunu, ona geleceğim. Hijyen evet. Boyalara biraz sonra geleceğim. Yani bir ay sonrasında kontrolümüz var. Kontrolde eğer açıklık tespit edersek tekrardan uygulama sağlıyoruz. Rütüşümüzü de yaptıktan evet. Sonra da 6 yıl boyunca bunu kullanabiliyoruz. Kesinlikle. Çok güzel. Ya büyük rahatlık. Yani kelliğe son diyoruz artık yani tedaviler bu şekilde. Şimdi bizim bu işlemimizde hijyen çok önemli. Evet. Boyalar çok önemli. Şimdi yapacağınız işlem cildin üst tabakasına yapılıyor büyük bir ihtimalle. Evet. Bunlar için de biraz bilgi alacağım sizden. Tabii ki. Kullanmış olduğumuz makineler özel boyalardır. Özel makinalardır. Özel makineler. Evet. Ayrıca her müşterimiz için ayrı steril iğneler kullanılıyor tabii ki. Bu çok önemli. Kullanmış olduğumuz boyalar, hep boyalar diyorum farkındaysanız. Evet. Çünkü gerçekten boya konusunda çok iddialıyız. Artliner marka boya kullanıyoruz. Bu tamamen Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 18 ülke tarafından kullanılan bir boya. Cilde Avrupa, uyarlı. Kesinlikle. Mikropigment zaten kök boyalar aslında evet. Bir nevi. İçerisinde alüminyum ve demir kesinlikle yok. Zaten alüminyum demirde dövme boyalarına genellikle şey yapıyorlar. Öyledir. Bunlar daha da ama bitkisel. Kalıcı boyalar hani böyle piyasada siz çok de biliyorsunuz piyasada. Çok fazla. Kore malı, Çin malı ama Avrupa malı gibi satılıyor. Aynen. Bizim ürünümüz Polonya'da üretiliyor. Polonya'dan geliyor ülkemize. Bu şekilde kullanmış olduğumuz boya da hani doğallığını da iddialıyız aslında biz orada. Hani çünkü biliyorsunuz yapay madde içeren boyalar kullanıldığı takdirde geri dönüşümü de zor oluyor. Geri dönüşümü zor, silinmiyor. Remove işlemi kesinlikle yapılmıyor. Ve ayrıca sonuç çok kötü oluyor. Renk bozuluyor, yeşillenmeler, griye dönmeler. Yan etkileri de oluyor. Bazı boyalarda da yine aynı şekilde kimyasallık oluşturuyor. Evet. Bir de kafa derisi olduğu için evet. De yan etkileri. Bunun için de iyi bir marka, iyi bir cilde uyarlı boya olması lazım. Evet. Yani bu işlemi de yaparken de vatandaş olarak çok iyi araştırmamız evet. Lazım. Bu işin uzmanlarında yapılması lazım. Ve bu işlem bittikten sonra herhangi bir ağrı, oluyor mu müşterilerimizde? Güzel bir şey. Evlerde evet. Ev bakım ödevlerimiz oluyor mu? Neler yapmamız lazım? Ya da neler yapmamamız lazım? O da şöyle. Müşterimiz işlemden sonra çok az bir sızı hissediyor. Yani ister sonuçta istemez. Dışarıdan bir müdahale var. Bir iğneleme tabii. Yapılıyor oraya. Müşterimize çok az bir sızı hissediyor. İşlem sırasında da bunu çok az hissediyor olacaktır. Kesinlikle orada tamamen bir uyuşma sağlanmıyor. Zaten uyuşma sağlanmamalı. Öyle bir durum var. Daha sonrasında müşterimiz hemen işlemden 1 saat sonra hatta 5 dakika sonra günlük hayatına devam edebiliyor. Hiçbir şekilde ayrıca korumaya gereksinim duymadan. Sadece bir günlük sürede yıkanma yok. Yani duş kesinlikle yasaklıyoruz. Bir gün sonrasında duşunu alabiliyor. Ve bir haftalık süreçte de teramisinle veya yeşil çay yağıyla o bölgeyi yıkıyor, temizliyor. Temizliyor, yani. Bakımını uyguluyor. Ya da özel bakım yağlarımız var. Onlardan sağlıyoruz müşterimize. Onlarla da işlemlerine devam ediyor. Bir hafta sonrasında da tamamen oturmuş oluyor ve doğal haline dönüyor. Çok güzel. Neler çıkıyor? Bizim güzellik sektörü günden güne ilerliyor. Kesinlikle. Bir de şey var, strese bağlı, bazı problemlere bağlı saç kıran. Evet. Hastalıklarımız oluyor. Bazen mesela saç aralarımızda dirinir. Onlara işlem yapılabiliyor mu? Nasıl oluyor? Yani etki ediyor mu? Bir tedavisi var mı? Sonuç veriyor mu daha doğrusu? Evet. Aslında bizim en iddialı olduğumuz konu zaten saç kıran ve az saçlı olan hastalarımız. Kesinlikle tamamen saçı olmayan hastalarımıza da evet bunu uyguluyoruz. Ama sonucunda nasıl bir görüntü elde edileceğini müşterimize, hastamıza ilk olarak bunu gösteriyoruz. Bunu kabul ederek zaten işlemini yaptırıyor. Saç kıran olan hastalarımıza da işlemi uygulayabiliyoruz ve kalıcı çözümde yine 6 yıl olarak sağlanıyor. 6 yıl boyunca da yine o bölgede saç varmış etkisiyle hayatına devam ediyor. Yani orada kesinlikle çok güzel bir görüntü elde edilebiliyor. Yani yapılabiliyor. Herhangi bir şey olmuyor. Evet. Alerji reaksiyonu var mı? Mesela alerjisi olanlara? Tek bizim için önemli olan nokta şeker hastalığının olup olmaması. Şeker hastalığı olan müşterilerimizde de evet bu uygulama yapılabiliyor. Ama bu uygulama esnasında çok daha farklı bir teknik, farklı bir
ilaç kullanarak biz onu tolere edebiliyoruz. Çünkü şeker hastalarda yaralar çok geç kapandığı için bir de mesela tansiyon ilacı, kan sulandırıcı kullanan müşterilerimiz de oluyor, hastalarımız da oluyor. Onlarda da yapılabiliyor mu? Bunlar yine da aynı şekilde önemli. Uygulamayı sağlayabiliyoruz. Ama bunda da yine ilk olarak doktoruna danışması tabii ki bizim için çok önemli. Evet, doktora da danışarak estetiğin güzel meyvelerinden faydalanabiliyoruz. Evet. Şimdi gelelim kalıcı makyaja. Evet. Kalıcı makyajda bir sürü tekniklerimiz var. Mikropigmentasyon dediğimiz olayla. Öncelikle kalıcı eyeliner'dan başlayalım. Evet. Kalıcı eyeliner yapıyoruz. Evet. Nasıl yapıyoruz? Kullanımı nasıl? Kimler istiyor öyle söyleyelim. Gerçi biz bayanlar sürekli isteriz. Evet. Sürekli makyajlı olalım, sürekli diri olalım. Çoğunlukla her zaman eyeliner çekmek aslında bayanlar için çok büyük bir problem biliyorsunuz. Evet. Hatta bunun için özel üretilen fırçalar var, özel üretilen kalıplar var. Hemen onun üstünden çekiyorlar vesaire. Biz bu artık yorulmuşluğa bir çare olarak eyeliner kalıcı makyaj olarak sağlayabiliyoruz. Bu da yine uygulaması yaklaşık 30 dakika kadar sürüyor. Kalıcılığı 2 yıl. 2 yıl kalıyor eyeliner'da. 2 yıla kadar işte evet. makyajlı. 2 yıl sonunda yine bir rütuşla sağlanarak eyeliner yine bir 2 yıl daha uzatılabiliyor. Bunu da yine herhangi bir şekilde ben biliyorum da halkımız, vatandaşlarımıza da detaylı anlatayım. Herhangi bir alerji reaksiyonu, herhangi bir göze bir zararı yok. Evet, yoktur. Yani. Sadece cilt tipine göre kızarmalar olabilir. O biliyorsunuz normal, beyaz işlem, tenliler aynen. de çok fazla. İşlem sonrası kızarmalar olabiliyor ama onun haricinde çok çok büyük bir artı dikkate alınması gereken bir durum yok. Bir de kalıcı ruja gelelim. Evet. Hani dudaklarımızda böyle kansızlıktan, hormonal, bir de genetik olarak da olabiliyor. Vücut ten rengine göre evet. morarmalar oluyor, beyazlamalar oluyor. Bunları engellemek için de kalıcı rujlar var. Evet. Bunları da yapıyorsunuz. Evet, onlarda yine. Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Yine uygulamamız kalıcı makyaj tekniğiyle sağlanıyor. Pigment eksikliğinden dolayı söylemiş evet. olduğunuz gibi dudak rengi morarmalı olabiliyor. Evet. Onun haricinde o pembelik istenilen renk oluşmayabiliyor, olmayabiliyor. Bu tür hastalarımızda da müşterilerimizde de yine uygulama sağlanabiliyor. İstedikleri dudak rengi sağlanıyor kendilerine. Bunun haricinde bir de volüm isteyen müşterilerimiz oluyor. Bunlarda da kontür işlemi sağlıyoruz. Daha sonra da hyaluronik asitle destekleyerek kendilerine volüm işlemi de sağlayıp daha güzel bir görüntü evet. elde edebiliyorlar. Evet. Bir de yeni trend, 3D, microblading evet. sistemi var. Evet. Şimdi o bayağı bir revanşta. Bu sistem, kendi kaşların içinde oynuyorsunuz, yapıyoruz evet. yani daha doğrusu. Onun hakkında da biraz bilgi alalım. Müşteriler nasıl bir sorunlarla karşılaştığı zaman buna ihtiyaç duyarlar? Evet, şimdi 3D microblading işleminde de müşterilerimiz tamamen natürel görüntü istiyorlarsa ya evet. zaten 3D mikro pigmentasyon işlemi sağlanıyor müşterilerimize. Ama çoğu müşterilerimizde, bazı müşterilerimizde daha doğrusu makine yöntemiyle yine biraz daha belirgin biraz olsun daha işte. Belirgin görüntü istiyorlarsa eğer onlara da o şekilde işlem sağlıyoruz. Ama 3D kıl tekniği işlemlerinde kesinlikle doğal, kendi kaşınız varmış gibi hiçbir şekilde kolay kolay ayırt edilemeyen bir görüntü sağlanıyor ve tamamen %100 natürel görüntü elde ediliyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela uzmanımız olarak evet. Siz onu yönlendiriyorsunuz. Ama biz bayanlar mesela bir resim alıyoruz. Diyoruz ki Ender Bey bana bu kaşı yapabilir misiniz? Evet. Siz kendiniz ona göre de yönlendirebiliyorsunuz. Tabii ki. Cilt tipine göre ayrı yani olumsuzlukları var mı? Her tipe uyar mı bu microblading dediğimiz sistem? İlk etapta bizim de kendi içimizde uzmanlarımız var zaten. Müşterimize evet bu kaş tip size olur ya da olmaz uyarısında bulunuyoruz. Olmaz dediğimiz kaç tane de isteyen müşterilerimiz var. Hepimizin başına geliyor. Evet. Evet, isteyenler var. Yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Biz de ama aynı bizim şekilde. İlk etapta yine de uyarıyoruz. Diyoruz ki bu size gitmez. Hani gelin size şunu yapalım. Şu görüntü daha doğal görüntü elde edilebilir. Sizi daha mutlu edebilir. Ama hayır müşterimiz kendi yaptırmak istediği görüntüyle daha mutlu olacağını söylediği takdirde yapıyoruz işlemi. Ya yani bazı şey diyorlar mesela yağlı ciltlerde ya da kuru ciltlerde uygun mu değil mi? Onlarda hakkında bilginiz var mı? Yani yağlı ciltlerde T bölgesi yağlı diye bazen bana da geliyor mesela müşteri diyor ki T bölgem yağlı yapılamaz, yapılabilir. Bunu gerçi yönlendirebiliyorsunuz bir şekilde. Evet, yalnız hani bizim yapmış olduğumuz işlemlerde hiç böyle bir sorunla karşılaşmadık bu zamana kadar.
Hani yağlı veya yağsız cilt tipi. Ona göre ömrü uzuyor mu, uzamıyor mu? Çünkü bazı şöyle cilt yapılarına göre değişiyor işlemler. Evet. Konuyu oraya bağlayacağım aslında. Anladım. Da cilt, kuru ciltlerde biraz daha mı? Bu çünkü kalıcı makyajda, mikroblading sistemlerinde kullanım süresini de soruyorlar özellikle. Onun için biraz fazla konuştum. Mikroblading işlemlerinde, estağfurullah. Mikroblading işlemlerinde yaklaşık bir yıllık bir kalıcılık. Evet. Ama söylemiş olduğunuz gibi bazı zaman zaman cilt tiplerinde bu 6 aya kadar düşebiliyor. Mikroblading kıl tekniği uygulandığında. Evet. Onun haricindeki diğer daha çok dolguya yönelik, hani böyle açıklıkları doldurmaya yönelik işlem yapıldığında 2 yıla kadar yine uzayabiliyor. 2 yıldan daha da kısalabiliyor. 1,5 yıla kadar da düşebiliyor. Cilt tipine göre değişiyor aslında. Bir de şeyde kullanımla da alakası var mı bunun? Yani kullanım bizi bir nasıl söyleyeyim? Ben mesela bayan olarak çok solaryum, güneş, kullandığım kimyasal ürünler. Bunlar etken bunlar midir? Etken. Yani kullanım süresini azaltır mı? Evet, solaryum özellikle. Yani en büyük düşmanımız diyebiliriz evet, o zaman. Evet, solaryum özellikle yani. Rengi açıyor. Evet, şimdi gelelim bir de estetik. Estetik de var sizde. Evet. Neler yapıyoruz estetikle? Çok zevkli oluyor biz bayanlar. Gerçi hep bayanlar diyoruz ama erkekler de var yani. Tabii ki. Önce bay müşterilerimiz de çok çok fazla. Yani gerçekten çok fazla. Özellikle bizim yurt dışından gruplarımız geliyor. Dilek Hanım'la yine bunu koordine ediyoruz. Organizasyonunu sağlıyoruz. Katar'dan, Dubai'den, İran'dan, birçok Arap ülkesinden müşterilerimiz çok çok fazla. Saç simülasyon işlemi için ya da bayanlarımız da çoğunlukla kalıcı makyaja yönelik geliyorlar. Bazı müşterilerimiz de kendi ülkelerinde memnun kalmayacaklarını düşündükleri işlemleri ülkemizde sağlıyorlar. Bu da aslında sağlık turizmine giriyor. Sağlık turizmi sağlayarak da yine döviz bakımından da ülkemize katkı sağlıyoruz evet, burada. Bir yandan da halkımız, ülkemiziz düşünmek lazım. Burada botoks dolgu mu, neler yapılıyor estetik açısından? Estetik işlemlerimizde evet, burun estetiği sağlanıyor. Bunun dışında botoks, dolgu, yine örümcek ağ sistemi denilen bir durum var bunlar. Yani aklınıza gelebilecek tüm estetik işlemleri de yine sağlanabiliyor müşterimiz için. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Ender Güneş Beyciğim, 4. Levent'te Change. Yani değişmek isteyenler, herkesi buraya bekliyoruz arkadaşlar. Bu haftaki Canlı Tuvaller programımızı sona ermiş bulunmaktayız. Ben kalıcı makyaj uzmanı Tuğba Ayfoğlu Turgut. Sağlıcakla kalın, iyi günler.